düştük. Ama Allah'ın inayetiyle kazanacağız. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Bugüne kadar yüce Türk milletine ihanet edenleri Allah'ın inayetiyle bugünden itibaren içimizden, saflarımızdan, kurumlarımızdan dışarıya atacağız. Onun için sabır olalım. Belki Murat kardeşimin babası, annesi, yakınları ızdırap içerisindedir. İnanın aynı ızdırabı bizler de çekiyoruz. Muhterem hocam bir saniye. Bir koridor aslında size yardımcı olun. Tabii. Caminin içindeki cemaatimiz dışarı çıkamıyor. Şöyle bir koridor açalım caminin önünde. Cenab-ı Hakk'ın bir dolayı alalım. Sakıncasın yok var mı? Ona Müftü Bey'e bir soralım. Müftü Bey'imiz de oraya geliyor. Müftü Bey'imizi bekliyoruz. Müftü Bey'im buyurun. Yarın, öbür gün, daha öbür gün senin evladın.
duran asker kardeşlerimlerdir. Onlar bizim evlatlarımızdır. Onları telefonla arayalım. Şu güzel millete silahlarını doğrultmasınlar. Allah'ın inayetiyle bu bilgileri onlara verelim. Bugün mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bugün kazanamazsak bu kavimler en küçük planları 100 seneydi. Şimdi 500 senelik plan yapacaklardı. Unutma sevgili kardeşim, bugün kazanamazsak Türkiye'yi ağlatırız. Filistin'i ağlatırız. Doğu Türkistan'ı ağlatırız. Suriye'yi ağlatırız. Mısır'ı ağlatırız. Şehitlerin reisi Hazreti Hamza'yı ağlatırız. Allah hepinizden razı olsun. Taşkınlık yapmıyoruz ama cesur oluyoruz. Bu çapulcuları, bu hainleri, bu alçakları, bu milletin parasıyla aldığımız uçakları üzerimize doğrultan bu hainleri Allah'ın hidayetiyle yerin dibine, cehennemin dibine döneceğiz. Allah'ın hidayetiyle. Şimdi mikrofonu çok değerli hocam muhtara teslim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşte görüyorsunuz, Mehmet hocam aslında milletin tercümanıdır. Millet bir askerdir. Bizler de bugün komuta etmek durumundayız. Milletin maneviyatını onlara yönlendirmek durumundayız değerli kardeşlerim. Şimdi şu anda milletimiz umumi seferberliktedir. Bilirsiniz, seferberlik ilanı olur. Memleket sıkıntıya başladığı zaman bazen düzenli ordu yetmeyebilir. O zaman ne yaparlar? Yeniden tüm millet askere çağrılır. Dolayısıyla şu anda seferlik başkanımız var. Hem anayasal olarak hem dini olarak bizim komutanımızdır. Dolayısıyla seferberlik ilan edilmiştir. Her bir kardeşimiz işte ülkemizin her tarafında Beykoz'da, Kavacık'ta ve belediye meydanı önünde her akşam orada duracağız. Çünkü bu hangaslar şu anda Türkiye'yi tanıyorlar. Milletin nabzına bakıyorlar. Millet böyle bir yüze geldi. Sonra gazı gitti. Ondan sonra evlerini çekildi mi? Gerçekten azimli bir kararlı mı? Bunu test etmeye çalışıyorlar. Onun için şu yolun düşmanı olmaz değerli kardeşlerim. Bu noktada her birimizde bu vazife düşüyor. Eğer biz bunu yapmazsak şu Murat kardeşimizin bu şehadetini biz hak etmiş olmayız. Çünkü bu kardeşimiz bu seferberlik meydanı boyunca hiç hesap yapmadan dürümcü, orada ticareti var, alışveriş yapıyor, ailesi var, çoluk çocuğu var, ona bakmadı. Hasbi düşündü, vatanını düşündü, kendisini düşünmedi. Onun için bu kardeşimiz şehittir. Seferberlik meydanı sonrasında yola çıktığı için her anlamıyla kanunen de şehittir, dini anlamda da şehittir. Her anlamda şehittir. Şimdi bu şehitlerle ilgili zaman zaman böyle şey yapalım, biraz bilgi aldım. Çünkü herkese bir nasip olmuyor bu şehadet. Hocam çok temiz, temiz bir delikanlıydı. Çok namazından niyazındaydı. Camiden çıkmazdı. Arkadaşlar görüyor musunuz şehitlik kime nasip oluyor? Zaten başkaları bunu yapamadı. Yani Allah için, vatan için, millet için öyle ortaya çıkmak sadece bir iddia değildir. Onun için yürek ister, onun için iman ister, onun için ahlak duyanlığı ister, cennet inancı, efendim, şehadet bilinci inancı efendim gerekir. Onun için artık bu bizim şehidimizdir. Biz bunun hatırasına sahip çıkacağız ve her akşam hangi durumda olursa olalım, efendim oralarda arzayı devam edeceğiz. Bizi görecekler, başımızı görecekler. Ondan sonra artık onlar düşersin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bizim atalarımız, dedelerimiz Mehmet beklerken eskiden mülkü milleti bir devlet namına Mehmet Bey komutanım demiş. Mülk vatanını ifade ediyor. Bizim atalarımızı ifade ediyor. Mülklerimizi ifade ediyor. Millet din değerlerimizi ifade ediyor. Millet de bu değerleri yaşayanları ifade ediyor. Devlet de bu milletin gücü oluyor. Eğer
bizden olmalı. Bizim seçtiklerimiz olmalı. Bizim denetlediğimiz kişiler olmalı. Bizim soru soracağımız insanlar olmalı. Ve cevap verecek insanlar olmalı. Allah korusun, bunların ellerine geçtiği zaman siz kimseye soru soramazsınız. Ancak köle olursunuz. Köle oluruz. Biz köle olmayı kabul etmiyoruz. Bu millet köle olmayı kabul etmiyor. Bu millet vesayeti kabul etmiyor. Onun için sakatlanacağız. Ayrıca artık aramızda şu anneliğidir, şartlıyıdır, efendim şu mezheptendir, şucuydu, bucuydu, bu tartışmaları yapmayalım. Biz milletiz. Aynı şeye sevilen, aynı şeye üzülebilen insanlar millet oluyorlar. Gerçekten biz bunu gördük. Bu evresinin bunu gördük. Demek ki biz birbirini seviyoruz. Biz aynı şeye üzülüyoruz, aynı şeye seviyoruz. Onun için birbirini sevelim. Farklı görüşlere tahammül edelim. İnsanlara saygı duyalım. Çünkü bunlar bizim birbirimizi böyle gördükçe ne yapamıyorlar? Bizi idare edemiyorlar. Gelemiyorlar üzerimize. Ama paramparça olursak o zaman adam bizi parçalar, kendi hükmünü ortaya koyuyor. Onun için bu millet hiçbir zaman esir olmadı, esareti kabul etmedi. Efendim yeri geldiğinde düzenli askerleri efendim sıkıntıya düşerse, polis bir sıkıntıya düşerse hemen o da asker oluyor. Çünkü önemli seferberlik var. Ya bakıyorum, ya nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? Buna bir oyun mu var falan diyenler var. Yani bütün olup bitenleri sanki bir kurgu gibi olanlar var. Değerli kardeşlerim, böyle bir şey yoktur. Hak var, hak vardır. Birileri varsız nizamı yıkmak için efendim bu plan ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu planı bozmaktır. Bizim üzerimize büyük bir vazifedir. Efendim görevdir. İnşallah hep birlikte bunu bozmaya devam edeceğiz. Efendim, bu mübarek kardeşimiz, Murat kardeşimiz şehadet dedildikte aramızdan ayrıldı. Değerli kardeşlerim, bu merhum kardeşimize, bu şehidimize her türlü hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Helal edin. Helal edin. Helal edin. Helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi hep birlikte namazı bulacağız. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قيل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قل خالق الأشباه وقابض الأرواح من جناب خير لا يموت cümlemize medet-i inayet eyle. Şu anda bir vatan sevdası uğruna şehit düşen ve şu anda burada musallada yatmakta olan ve ahiret yurduna çıkmış bulunan merhum Murat kardeşimize rahmet eyle. Amin. Dünya hayatını yapmış olduğu güzel amelleri bundan sonraki hayatında kabrinde kendisine en iyisi bir yoldaş eyle. Amin. Günahlarını affeyle. Amin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar ihsan eyle. Amin. Ölümlerden ibret almayı ve şehadet bilincini yaşamayı bize nasip eyle. Amin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar ihsan eyle. Amin. O yetimlere bakmayı bizlere nasip eyle. Amin.
taksi göründü.